Yazılı hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazıda.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanında yapamadığınız sorularınızı da soruyola.com adresimize gönderebilirsiniz. Orada üye olarak veya başka kişilerin yapamadığı sorulara yardımcı olabilirsiniz. Devam edelim ilk sorumuz ile. Sorularımızın hepsi klasik sorulardan oluşuyor. Aşağıdaki cümlede geçen fiilimsileri bulup türünü yazınız deniliyor. Önemli ve güzel bir soru fiilimsilerle alakalı bir soru karşınıza çıkacaktır. Dikkat etmekte fayda var. Mahmut Hoca sınıfta konu anlatırken Yılmaz arkadaşlarıyla konuşmaya başlayan Abdurrahman'ı sessizce uyardı. Şimdi buradaki fiilimsilerimize bakalım. Fiilimsiler fiil değillerdir, arada kalmışlardır hani o şekilde de ifademiz. Ondan dolayı fiilimsi fiil gibilerdir. Şimdi öncelikle erken erken aldığından dolayı anlatırken erken erken nedir? Zarf fiilimizdir. Anlatırken zarf fiil diyerek ifade etmiş olalım. Anlatırken mesela ne zaman sorusuna cevap verecektir. Yılmaz mesela bunu direkt alıp şey demeyin işte Yılmaz sıfat fiil anasın mezar dikecekmiş de mez olduğu için sıfat fiildir demeyin. Çünkü bu Yılmaz bir kişi ismidir özel isimdir ondan dolayı buna fiilimsi kesinlikle demeyin gözünüzden kaçmasın. Arkadaşlarıyla konuşmaya burada mema almıştır mayışmaktaki mayı aldığından dolayı buradaki konuşmaya da isim fiil olacaktır. Konuşmaya isim fiil olarak bunu da söylemiş olalım. Konuşmaya başlayan mesela burada anası mezar dikecekmişteki an ekini aldığından dolayı burası da sıfat fiil olacaktır. Zaten Abdurrahman'ı nitelemiş. Abdurrahman kim? Hangisi? Başlayan. Konuşmaya başlayan Abdurrahman. Başlayan sıfat fiil tüm misillerimize birer örnek olarak da e, vermiş oluyoruz böylece arkadaşlar. Yani bilmeniz gereken şu burada şudur. İsim fiil arıyorsanız mayışmaktaki e, kodlamayı size söyleyebilirim. Mayışmak ma, ış ve mak geldiğinde isim fiil mi diye bir aklınızda yer edinecek bir kontrol edeceksiniz. Bunun yanında anası mezar dikecekmişteki ekler varsa işte mez olur, an olur, e, ar, er olur. Bunlar da sıfat fiil olma yolunda adaylardır. Ve onlara bakacaksınız bir ismi niteliyor mu vesaire derken bu şekilde bulacaksınız. Zaten zarf fiillerde geri kalan dışındakiler. isim fiil ve sıfat fiil dışındaki kalanlar da zarf fiil olacaktır. Onda da bazı gene ekler var. Onun da tekerlemesini kısaltmasını bilebilirsiniz aslında ama gerek yok. Yani erken erken zaten o direkt açık ediyor kendisini. Genellikle zaman ve durum anlamı katarak belli etmiş oluyor. İkinci sorumuz ile devam edelim. Aşağıdaki verilen cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarına yanlarına yazınız deniliyor. Öncelikle öznel ve nesnel ne de demek onu bir açıklayalım. Öznel dediğimiz şey kişisel görüş içeren ifadelerdir. Mesela derim ki işte bu kitabı ben çok beğendim. Çok sevdim. Çok okudum. En sevdiğim kitap bu kitap dediğimde bu nedir? Benim kendi görüşümdür. Kendim beğenmişim ve bunu dile getiriyorum. Yani kişiden kişiye değişebilir. Ondan dolayı bu dediğim cümle öznel bir cümleye aittir. Ama nesnel cümlelerde bunların tam tersi olacaktır. Kişiden kişiye göre değişmez. Kanıtlanabilirlik söz konusu olacaktır. Örnek verecek olursak her zaman verdiğim örnek Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimizde bu da nesnel bir ifadedir. Herhangi bir kişisel görüşe yer verilmez. Yani sokağa çıkıp sorsanız herkes bunu söyler ve bu nesneldir. Kanıtlanabilir. Açarız bakarız. Evet Ankara'nın baş, Türkiye'nin başkenti Ankara mı? Evet hayır diye bunu kanıtlayabiliriz. Ama bunun haricinde bu kitap güzel mi değil mi diye sokağa çıksanız bunu kanıtlayamazsınız. Çünkü herkes kendisine göre kişisel bir görüş ortaya koyacaktır. Buna göre örneklerimize bakalım. Akın Türkiye'nin en güzel ilinin Malatya olduğunu söyledi. Mesela en güzel ili dediğimizde direkt kişisel görüşe yer veriliyor. Ondan dolayı öznel olduğunu belirtmek için buraya ö koymuş olalım. Yani bana göre Ankara, bana göre Malatya değil, işte Erzincan vesaire. Anladınız mı o şekilde? Kabataş İngilizce ve Almanca eğitim veren bir okuldur. Burada Kabataş'ı direkt açıklıyor ve açıklamasında da herhangi bir kişisel görüş söz konusu değil. Ondan dolayı burası da nesnel olacaktır. Gülsün son kitabında İstanbul'un arka sokaklarında yaşananları anlatmış. Evet kitabında anlatılanlar dile getiriliyor. Burada da kişisel bir görüşe yer verilmiyor. Kanıtlanabilirlik açısından nesnel olacaktır. Mustafa bütün gün matematik çalıştığı için oldukça sıkılmıştı. Mesela oldukça sıkılmış diyebilirsiniz. Bana göre ise işte Mustafa'ya baktığımda hani oldukça sıkıldığını değil de üzüntüsün olduğunu söyleyebilirim. Veya işte mutlu olduğunu söyleyebilirim. Burada da ne var? Bir kişisel görüşe yer verilmiştir diyebiliriz. Burada arkadaşlar oldukça sıkılmıştır denilerek duygusal durum belirtilmiş. Ondan dolayı da öznel bir yargı olacaktır. Devam ediyoruz 3. sorumuz ile. Verilen deyimleri diyor anlamlarıyla beraber eşleştirmemiz isteniliyor. Hemen ilkine bakalım. Birlikte çalışmak veya dayanışma bireysel çabadan daha etkilidir. Yani beraber olunduğunda yapılan bir işin daha kolay ve rahatlıkla yapılabileceği anlamına gelen bir deyim arıyoruz. Bakacak olursak ne var? Aklı yatmak var, göze girmek var, el elden üstündür var, tabanları yağlamak var. Burada cevabımız el elden üstünlük üstündür. Veya işte e, birlikten kuvvet doğar gibi ifadelerde de yine buraya uyacaktır. El elden üstündür. Diyerek ilk deyimimizi eşleştirmiş oluyoruz. Devam edelim ikincisiyle. Uzak bir yere yürüyerek gidilmesi için yapılan hazırlığı anlatır. Bu da tabanları yağlamaktır. Tabanlar yani ayaklar anlamındadır. Ayakları yağlayayım ki işte daha kolay gideyim, işte şey yapayım, hazırlanayım anlamında uzak yerlere gidilmesi için yapılan hazırlığı anlatmaktadır. Tabanları yağlamak. Yani günlük hayatta da duymuşsunuzdur. Tabanları yağlayıp gitti de denilir genelde. Beğenilmek, takdir edilmek anlamını taşır. Bu da göze girme anlamındadır. Mesela işte son yaptıklarıyla beraber öğretmenin gözüne girdi dediğimizde yaptığı ifadelerle kendisini öğretmenine beğendirmiş ki göze girmiş. Bu şekilde adlandıralım. Bir işi mantığına oturtup olabildiğine inanmak durumunda kullanılır. Bu da aklı yapmaktır. Mesela şunu diyebiliriz. Dükkan açmaya aklı yattı. Yani fikrine uydu artık onu yapacak yapmaya karar verdi anlamında kullanılan bir deyimimizdir. Devam edelim. 4 ile. Bu metnin ana fikrini yazınız deniliyor. Okuyalım metnimizi. Ekosistemin belirli. ekosistemin yani ekosistemi açılıyor burada. Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem. Her parçası birbiriyle bağlantı içerisindedir. Bu parçalardan herhangi bir biri bozulursa sistem görevini yapamaz hale gelir. Başta sağlık, gıda güvenliği, ekonomik olmak üzere neredeyse tüm yaşam döngülerinde hayati öneme sahip olan biyolojik çeşitliliğin bozulması doğadaki dengeyi alt üst eder. Şimdi burada ne diyebiliriz? Burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her canlı, bütün canlılar birbirlerini etkilerler. Hani bu şekilde söyleyebiliriz ve bundan dolayı da biyolojik çeşitliliği korumamız gerekiyor. Mesela ileride göreceksiniz veya da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle besin zinciri var, besin piramitleri var. İşte üretici var, üretici yiyen tüketici var, tüketici yani ikinci tüketici var. Böyle böyle gidiyor. Ve bunlardan herhangi birisinde fazla bir artış veya fazla bir azalma olduğunda tüm zincir aslında ne yapmış oluyor? Değişmiş oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı da tüm canlılar bizler için önemlidir. Her canlının bir faydası, bir yararı söz konusu olacaktır. Buradan da bunu çıkarabiliriz. Sizin farklı bir cevabınız varsa yorumlar belli etmeyi unutmayın. Devam edelim 5. sorumuz ile. 5. sorumuza geçmeden önce de kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Motivasyonumuz için bizler için oldukça çok önemli bir hatırlatma. Diyelim ve 5'e geçelim. Burada da bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını tahmin edip cümle içinde kullanılınız denilmekte. Anadolu kilimleri sanatsal ve duygusal mesajlar veren motifleriyle toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Anadolu insanı kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde koç boynuzu motifi kahramanlığı ve gücü, kuş bilgeliği, göz fikri konulardaki algının yüksekliğini temsil eder. Buna göre mesaj sözcüğüyle alakalı bir cümle kullanalım ve mesajın anlamını tahmin etmeye çalışalım. Mesaj İletişim kurmak için gönderilen bir iletidir şeklinde de söyleyebiliriz. Mesela sesli olabilir, yazılı olabilir, sözlü olabilir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bir iletidir yani. Ve ne diyelim? Ee, en sonki mesajıma bakmadı diyelim mesela. En sonki mesajıma bakmadı dediğimizde mesaj ile ilgili bir cümle kurmuş olduk. Ben kendi cümleleri aklıma gelen şu anki cümlelerimi yazacağım. Sizler de aklınıza gelen cümleleri yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sembole baktığımızda mesela şöyle söyleyebiliriz. Kimyada sembollerin önemi çoktur dediğimizde kimyada elementlerin sembolü var ya hani ona göre burada da bir ifade yapmış olduk. Bilgiye baktığımızda hani sembolde ne demektir? Bir şeyi sembolize etmek. Yani sembolize etmek zaten ondan geliyor. Bir şeyi anlatmak. Mesela burada da dediği gibi işte kuş bilgeliği sembolize ediyor. Yani temsil ediyor aslında. Temsil de diyebilmekteyiz. Bilge de bilgi yeterliliğine sahip olma anlamındadır. Bunu da sıfat olarak kullanacak olursak bilge bir adam bir adam bu diyardan göçtü. Göçü verdi. diyerek de böyle bir cümle kurmuş oluyoruz. Devam edelim 6. sorumuz ile. Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlığı yazınız deniliyor. Bakalım okuyalım öncelikle. Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gereksiz sözcüklerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse hemen düzeltelim. Ne diyecekse en açık, en doğru biçimde söyler. Ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlam çoğalması, üzerinde uzun uzun durmak, incelemek, düşünmek gerekliliği yaratır diyerek de okumuş olduk ve en uygun başlık getirecek olursak ne diyebiliriz mesela ben bulduğum başlık kısa ve öz. Kısa, öz, derin mesela bunları anlatabilirsiniz diyebilirsiniz. Herkesin kendine ait bir başlığı olabilir. Herhangi bir problem yok. Tek bir doğru cevap bu soru için geçerli değildir. Zaten herkes metne uyan herhangi bir başlığı burada koyabilir. Sizler de derseniz aklınıza gelen başlıkları yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. Beraber başlıklarınızı yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar yapabilirsiniz. Devam edelim 7. sorumuz ile. Buraya bir test sorusu karışmış. Gene olsun çıkabilir. Hani e, bu soru klasik bir şekilde de karşımıza gelebilir. Hiç önemi yok. Biz çözelim sadece. Bilelim yeter ki. Virgülün kullanıldığı bazı yerler aşağıda verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde virgül bu işlevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır? Bakalım. Sırala cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır. Cümle içinde ara söz ya da ara cümleleri belirtmek için kullanılır. İlk A şıkkına baktığımızda başarı herhangi bir alanda büyük bir azimle çalışarak elde edilir. Buradaki başarı nedir? Bizim öznemizdir. Ve virgülün kullanılması özneyi yüklemden belli etmek için, özneyi vurgulamak içindir. Özneyi vurgulamak için yükle, virgül kullanılmıştır. İstanbul'u yedi tebeli şehri bir haftada gezmek ne mümkün? Mesela burada bakın bu bir ara sözdür ve iki virgül arasına ara söz sıkıştırılmıştır. İstanbul'u burada açıklıyor. İstanbul'u yani yedi tebeli şehri aslında demekte. ondan dolayı da burada cümle içinde ara söz ve ara cümleleri belirtmek için kullanılmıştır. Direkt eledik. Çocuklar dışarıda top oynuyor, diledikleri gibi eğleniyorlar. Burada aslında iki cümle var ve iki cümle birbirinden ayrılmış. Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Eledik. Bilgisayar, telefon, tablet sağlığımızı olumsuz şekilde etkiliyor. Burada da eş görevi sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanıldığını görebiliriz. A şıkkı dışarıda kalıyor. A şıkkındaki virgülün görevi ise özneyi vurgulamaktır. Ve sıra geldi son sorumuza 8. sorumuz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir deneme yazınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Yazınıza uygun bir başlık getiriniz deniliyor. Şimdi Türkçe sınavların olmazsa olmazı son soruda bir kompozisyon bu tarz bir kompozisyon deneme veya şiir yazılması istenilmektedir. Ve biz de sizlerin alıştırma yapabilmesi açısından bu şekilde bir soru hazırlamış olduk arkadaşlar. Bu soruyu siz dilerseniz evde alıştırma tadında kendiniz yazabilirsiniz. Yazdığınız Metinleri, denemeleri de bizlere yorumlar kısmında belli edebilirsiniz veya soruyolla.com adresimize de gönderebilirsiniz. O şekilde e, sizler de kendinize alıştırma yapmış olursunuz ve böylece sınava daha hazır bir hale gelmiş olursunuz arkadaşlar. Gene dediğim gibi yorumlar kısmında da belli edebilirsiniz. Yazılayın.net adresimizden daha farklı yazı sorularına ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruyolla.com adresimize gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.